Selamünaleyküm. Çıkıyor şimdi. Kim çıkıyor? Ama şey. Tamam. Selamun aleyküm. Başlıyor muyuz? Ve aleyküm selam. Başladım. Dostlar bugün yan koltuktayım. Hatta standart yancıların böyle bir bacakları uzat olayı var ya. Aslında ben buna ayar oluyorum ha, biliyor musun? Ya. Hani ayar oluyor ki. Konforlu bir oturuş. Konforlu bir oturuş da mesela bazıları var. Böyle yabancıların arabasına binerler. Yani emanet bir arabaya biner mesela yanına. Ha, abi evet. Adam böyle uzanıp böyle ayağını bir de cama yapıştırıyor. Parmak izleri çıkıyor, tamam mı? Resmen hani çünkü aramızdaki samimiyetten yaparım ben bunu. Doğru mu? Evet. Şimdi ya abi kardeşiz, bizim arabamız. Yani bu lavalilik olur yani. Ama bazıları var özellikle, gerçekten uyarıyorum arkadaşlar lütfen. Yani iş arkadaşınızdır. Ne bileyim, aynı şirketin arabasıdır. Beraber bir yolculuğa yapıyorsunuzdur ama bu kadar hemen pat diye samimiyetten abi ayaklarınızı buraya yapıştırmayın. Yani şurada oturan arkadaş ne kadar yüzü gülse de içi kana ağlıyor ve içinden sövebilir sizi. Değil mi bu? Evet, ben yok ya. Şey, yabancının arabasındaysam bilemiyorsun adamın arabasındaki bu düzeni. Ya bu şey oluyor ama. Ama ben sana söyleyeyim mi? Şimdi bak ne oluyor, ben anlatayım sana psikolojisini. Performans kaygısına giriyorsun. Neden performans kaygısına giriyorsun? Neyin? Çünkü seni 10 milyon insanın izlediğini düşünüyorsun. 10 milyon değil lan. Bir top 10 bin kişi ya. Neyse 10 bin. 10 tamam milyon, şimdi bak şöyle yapalım. Bekle. Dur, dostlar bekle. Bugün burayı izah etmem yan değil. Koltuktayım. Ve direksiyonumuzda Münevver kardeşimiz var. Evet Münevver. Merhaba. Benim kardeşim, biliyorsunuz bir önceki videoda bahsetmiştim size. Kendisi söylediğim gibi tırcı adaylığından çok artık bir tır şoförü olma yolunda epey bir ilerleme kat ediyor. Ne var kardeş? Nasılsın? İyi diyelim. İyi diyelim. Hala bu gerginlikler ve hala... Ya gerginliklerden kısıt ben bu işi de alakalı... Tamam konuşacağız, konuş. İş alakalı konuş. Hemen döküldün ya bak. O kadar dolmuş ki bana artık söyleyemiyor. Tamam, hem patrona hem abisi hem kızıyorum. Şimdi şey yapıyor kız, içine atmış ya o kadar. Şimdi kamera açıyor, hemen size bir dertleneyim. Durun ben size bir konuşayım, ben neler çekiyorum. Bekle. Derdini dökeceksin. Şimdi dostlar, Münevver kardeşimiz hem bir yeni tır şoförü olarak, hem de Avrupa'ya yeni gelen bir kişi olarak, hem de bir bayan. Bayan mı kadın mı abi? Ben bu meseleyi çözemiyorum. Şimdi bir kere bunu aydınlatayım, ona göre ben bu... Çünkü ya bu... bana göre ikisinde de sakınca yok yani. Bayan ya da kadın. Nedir abi bu feminenlerin böyle... Bu ne feminenlerin bu tutturmuşlar? Yok bana kadın deme, bayan biraz de, bayan deme kadın. Biraz baydan türediği için. Baydan bayın ek hali alıyormuş gibi. Bayan yani. Bayan ne var? Yani ben... Hani ha. Nedir yani? İnsan bana değil miyiz? Ya, ayrı bir cisim yani, ayrı bir yaratık mısınız diyelim yani. Ya yok. Bay bayan, tamam ne var? Ayrışmak için kendileri. Ayrışmak gerek. İçin evet. Bay, o bay. Bizde bayan. Yani ek geliyor bize, lütfen bizi dişil yapıyorsunuz. Biz ayrı bir kategorideyiz. Doğru mu? Onu mu demek istiyorlar yani? Ya bilmiyorum. Neyse o konuyu uzatmayalım şimdi. Ben aslında onu da gelebilirim. Neyse gerek yok yani. Ona da gelebilirim. O meseleye de gelebilirim. Gerek yok onu konuşmaya. Tamam. Ses tonunda ama ben şeyi sevmiyorum. Ses tonunda biraz yükseklik olsun, mikrofonu güzel ses gelsin. Mantığı da anlayayım. Bak onu da konuşacağız. Seni susturacağım. Ben soracağım, sen cevap vereceksin. Ya bana öyle olmuyor işte. Ben böyle arka arkaya söylemem lazım. Tamam, sen zaten seni susturmayacağım abi. Bu da benim kardeşim olduğu için genetik olarak susmayacak. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Susmuyor abi. Susmuyor. Şimdi Münevver, ben sana sorular soracağım ki çünkü bazı şu an bu videoyu izleyen arkadaşlar, kardeşlerimiz, dostlarımız, abilerimiz ve bacılarımız, bak bacılarımız diyorum çünkü bayan şoförler de muhtemelen size, yani bayan şoför veya kadın şoför olmak isteyen, merak eden şey, abi kanalın %99'u erkek, kıratane gibi yani. Arada %1'lik bir bayan var, büyük olasılıkla onlar da şeydir yanlışlıkla, hani erkek bayan Google'a kayıt olarak erkek bayan, onlar da muhtemelen yanlışlıkla erkek yerine kadın yapmışlardır, neyse. Abi biz niye konuya gelemiyoruz? İkimiz de bir çene sus. Evet.
Hatta şeyi bazen diyor, sus artık bu konuya gir. Şimdi kendi şu anda doğaçlama olarak direkt ben abi sorularımı soracağım. Bu arkadaşımız cevap verecek. Hem de böyle bu işe yeni girmek isteyen arkadaşlar için belki de böyle onun nasıl diyeyim size, empati gücüyle, değil mi? Yani yeni başlayan bir arkadaş var burada. Hem bayan hem kadın. Oğlum ben bu bayan kadın işine tıkanmıyorum sana. Ya kadın ne gitsin? Ya bence ayrıştırmaya gerek yok, işte ondan bahsediyorum. Tamam, bacım, sürücü, bacımız, sürücü bacımız, nasıl erkek daha sürücü, mı? Erkek sürücü, kadın sürücü diye ayrıştırmaya gerek yok. Bacımız, sürücü, bacımız. Sektör dışında herkes gördü mü? Bacım, bacım değil mi? Böyle mesafe ya şeyler için. Ya öyle, öyle ama şimdi ama dur, biraz... Dur, 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 tekrar başlayalım. Münevver kardeşimiz tıra başladı. Tır şoförü oldu. Artık benim zorunluluğum desem, kendi isteği, yürü iradesiyle mi desem. Biraz sonra anlatacak çünkü dolmuş. Burada beraber yolculuk yapıyoruz. Yaparken de dedim Münevver kardeş, senle dedim biraz soru cevap muhabbeti yapalım. Hem video daha çekmedim bu haftaya, en azından bari yılbaşına bir video koyayım dedim. Hem de biraz bu işi merak eden bayan arkadaşlarımız varsa, senin ağzından, senin dilinden bu sektöre girmek isteyen yeni arkadaşlarımız varsa, ki sen de yeni bir şoförsün, senin dilinden bazı zorlukları, kolaylıkları, şunları, bunları en azından senin ağzında dinlesinler ki kendine ona göre. Şimdi benim gibi ben kaşarlaşmışım, anladın mı? Şimdi ben ne anlatsam bana basit geliyor. Hani bazen sana diyorum ya, yo gürsene hücre ediyorum. Ama bu benim için gir yani. Benim için yani. 4 yıllık donanım. 15 senedir ben bir türün üzerindeyim ve 5 senedir de Avrupa'dayım. Yani benim için evet gir yani oraya. Ama tabii sen yeni olduğun için öyle olmuyor. Tahmin ediyorum. Neyse. Bu arkadaşlarımıza bir aydınlatma, bir ön yol çizelgesi belki de hazırlayacak bu video. Bunun için çeşitli sorular soracağım. Enver ağzının kemiğini, dilinin kemiğini istiyor diyen arkadaşlara ben susuyorum. Münevver kardeşimiz hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk. Dostlar, ses kaydederken, kayıt yaparken seste bir problem olmuş kameranın. Sesi kaydetmemiş. Boş boş böyle ağzımız oynamış sadece. Niye ben o kadar konuştuğu şey çöp oldu. Aa, çok sıkıcıymış bu kısım ama. Vallahi sıkıcıymış abi. He? Çok sıkıcı ama yani şu an bu kısım, biliyor musun? Hayır. İkimizin de basireti birleşince ortaya çok acayip bir şey çıkmış. Ortak basirette. Bir sürü tarihsizlik. Güç birleştirdik Münevver'le. Güçlerimizi birleştirdik. Vallahi Münevver sen şanssız, ben şanssız. Nasıl yürüyecek bu, nasıl yürüyecek bu işler? Neyse yapacak bir şey yok kardeşim benim. Baltımıza ne çıkarsa. Şimdi ben böyle kısalar, kıseler böyle. Tabii tabii anlat sen. Ben konuşmayayım, sen konuş. Şimdi arkadaşlar merhaba, Münevver ben. Trevor İşler. Trevor İşler'in. Enver Tuna'nın kardeşiyim. Bu işi nasıl yapıyorum? Niye için yapıyorum? Ben neden buraya çıktım? Niye çıktım falan diye. İzah yok. Şöyle oldu. Hikaye bu. Benim gayem Avrupa'ya çıkmaktı. Yani benim öyle tır sürücülüğü, işte aman tıra, işte çocukluktan beri hayalimdi. İşte ya da ne bileyim, genelde bazı insanlar için şu da oluyor, işte böyle çok sıra dışı iş görülüyor falan. Kim için de izole olmak için. Yani alıyorum kahvemi, çayımı, böyle yol yapacağım, gideceğim. Çok da iyi gelir ruhuma falan. Öyle fikirlerle falan girmedim. Benim gayem Avrupa'ya çıkabilmek içindi. Daha önce de birkaç girişimde falan bulundum, bir aksilik falan filan. Olmadı. Canım yerim. Girişimde bulunmak derken sanki Yunanistan'da botunu batırmışlar da kaçak geçerken. Ya öyle değil ama Ankara antlaşması yaptım, bilmem ne falan, yani birkaç vize başvurusu yaptım. İşte o basiretsizlik oldu dediği kısmın açılımında biraz bunlar var, evet. Öyle bir talihsizlikler falan oldu işte. Neyse, abim, canım yerim bir tanem abim bana dedi ki... Ne? Maşallah, inşallah efendim. Sohbetimize başlıyoruz. Sohbetimize başlarken efendim. Sohbetimize başlıyoruz inşallah. İnşallah. Neyse işte abim dedi ki ne var, bir yol var. O da ölmek mi dersin? Ölmek mi dersin? Yok, bir ihtimal daha var dedi. Nedir abi dedim. Dedi ki tır şoförü olursam ben dedi yardımcı olabilirim Avrupa'ya çıkabilmek için dedi. Öyle bir olanak sunabilirim dedi. 2020'de falan konuştuk yanlış hatırlamıyorsam. 2020'de falan filan olur mu olmaz mı? Şimdi şöyle bir durum var. Benim hiç araba kullanma tecrübem yok. Yani binek araç dahi kullanmadım. Hevesim de olmadı. Herhalde hiç arabam olmayacağını inanmıyorum şimdi. Bilmiyorum. Ondan sonra nasıl derken olur mu olmaz mı falan filan B sınıfını aldım 2020'de, öyle bir başladım hevesle. Sonra bir vazgeçtim, cesaretimi toplayamadım. Sonra 2022'de baktım Türkiye koşulları çok kötü, kötü duruma gidiyor.
ediyor falan. Dedim ki başka seçenek yok. Ben bu işi dedim yapmak zorundayım. Başka da gidemeyeceğim galiba Avrupa'ya falan dedim. Çünkü o aralarda falan da başka şeyler denedim. Olmadı. Velhasıl tamam dedim. O ara işte ben evrak alacağım. Evraklarımı tamamlayacağım. Kurslarla görüşmeye falan başladım. Bir kursa gittim. Kurs bana eğitim verme konusunda biraz sorunlar yarattı. Nasıl sorun yarattı? Şimdi düşünseniz hiç araba kullanmayı bilmiyorsunuz. Bunu nereden öğrenebilirsiniz? Yani nereden öğrenmeyi düşünüyorsunuz? Kurstan öğrendiğini düşünüyorsunuz değil mi? O olanakları sunmuyorlar. Neden sunmuyorlar? Kurslar bu konuda yardımcı olmuyor arkadaşlar. Şöyle oldu. Kursa gittim ilk etapta. Ders verecekler. Anlaştık. Şu tarihte gelin derse başvurun dediler. 3 tane ders verecekler. Sonra sınava gireceğim. Ondan sonra neyse derse girdik. Hoca ile beraber gidiyoruz. Sınava çekiciyle gireceğiz. İşte bir testi falan böyle tokatlıyorsun falan öyle bir şey var. Gireceğiz. Kontağı çevirdim. Çalışıyoruz. Düz ilerliyorum falan. Hatta yolun yarısında şey dedi. Yakıtımız az. Bir petrol istasyonuna gelelim dedi. Petrol istasyonuna girdik. Yani yakıt sürücü adayken sen benzin istasyonuna mı soktu seni? Evet. Tamam güzel. Yakıt istasyonuna girdik. Oradan yakıt aldık. Çıktık. Bana dedi ki ileride U yapacağız dedi. Tamam dedi. Ben şunu bekliyorum. Geleceğimiz yerde şimdi U yapabilirsin bununla beraber demesini bekliyorum. Bir şey demedi. Bana sağa geç dedi. Sağa gittim. Sonra dedi ki bilmiyorum siz sağa çekin, sağa çekin. Çünkü ben baştan dürüst oldum. Genelde yalan söylüyor insanlar. İşte ben iyi kullanıyorum. Hani tır kullanabiliyorum. İşte binek araçta iyiyim. Çok iyiyim falan filan diyorlar. Ben o konuda dürüst olduğum için ben binek araçta çok iyi değilim. Ama bununla beraber geliştireceğim diyorum. Hani gerekli durumlarda artı derslerde almayı planlıyorum diyerek başlıyorum zaten. Ondan sonra öyle dersi bitirdi. 15 dakika bile sürüş yapmadık biz bu arada. Sonra kursu aradım. Kurs bana şunu söyledi. Hocamız dehşete kapıldı. Neden dehşete kapıldı? Yani binip araçta kullanamıyor musunuz siz sanırım? Hocamız tamam dedim. Yani şimdi bunun nasıl bir çözüm bulacağız? Yani ben bunu öğrenmek durumundayım. Nasıl bir çözüm bulacağız? Ders alayım o zaman. Hadi dersler alayım sizden. O konuda da yardımcı olmuyorlar. Falan. Derken ben o kursu durumu çözemedim. Sonra abim bana Mars Lojistik'ten bahsetti. Dedi ki Mars Lojistik dedi evraklarını alıyormuş. Sanırım eğitimde veriyorlarmış. Akademik durumu varmış falan filan. Bir görüşme sağladılar. Mars Lojistik'e ulaştım. Kendileri görüştüm. Çok ilgililerdi. Hatta o kadar ilgililer ki şunu yapıyorlar mesela. Oradan Gürkan Bey'le görüştüğümde mesela o kadar yani işi öyle bir pazarlıyor ki sen bir şey diyorsun benim için. Ya acaba bende bir potansiyel var da adam keşfetti mi falan filan diyorsun. Yani öyle. Gerçekten öyle heveslendiriyorlar. Yani kadına istihdam sağlayabilmek için, teşvik edebilmek için müthiş derecede pozitif anlamda destekleyici yardımlar oluyor. İlk geldiğiniz an itibariyle yaptılar. Ben bu konuda gerçekten ciddi anlamda Mars'tan memnunum yani her anlamda. Velhasıl derken orada sürece girdik. Farklı bir kursa görüştüm. Hatta kursa giderken de ben işte evraklarımı falan alacağım. O kursa bana şöyle bir şey yaptı. Yani ya ne işin var senin tarıcılıkla ya. Geç evinde otur. Ya dedim ben dedim seçimimi yapmışım. Buraya kadar gelmişim. Ya ben de dedim bunu konuşmamıza gerek yok. Sen bana bu evrakları verebilecek misin? Dedim. Yani öyle girdim zaten. Velhasıl derken derslere falan girdik. Ehliyetlerimizi, evraklarımızı falan aldık. Mars Lojistik bu süreç içerisinde aldığınız tüm evrakların masraflarını karşılıyor. Alıyorsunuz, faturanızı gönderiyorsunuz. Mars Lojistik bunun bütün masraflarını karşılıyor. Dur, şu anki posta bilmiyoruz ama güncel olarak bilmiyoruz. Ha, şu an güncel olarak durdurulduğunu söyleyebilirim. Durduruldu çünkü çok fazla talep oldu. Ondan sonra derken evraklarımızı falan tamamladık. İlk etapta Mars'ın yönlendirdiği ileri sürüş tekniği alabileceğimiz bir kurs var. Oraya gidiyoruz, otodrom. Oradan bir haftalık bir eğitim aldık. Verim alabildim mi? Aldığımı söyleyemem ama cesaretimi kırmama yardımcı oldu. Ne oldu? İşte böyle geniş güç sesi olan bir araba direksiyonu, işte yol tutuşu falan öyle bir cesaretini falan kırıyorsun. Sağ içinde... Ya bak bu şöyle binek araç kullananlarla benim deneyimlediğim şey aynı şey olmayabilir. Çünkü ben hiç araba kullanamıyorum. Hani hiç demeyeyim de yani hani çok aman aman çok iyi bir şoförlüğüm yok. Neticede bir de onun üzerine tıra binmişim, tır kullanmaya çalışıyorum falan. Hani ben diğerlerine zarar kendi eksi bir olarak ya da eksi ikilerde falan başladım hesap ediyorum. Hep öyle bir hesap ettim zaten. Hiç kimseyle öyle bir iddiam olmadı. Ben bir haftaya öğrenirim. Hatta kendim 3 ay gibi de zaman koydum. Hiç iddialaşmadım. Ondan sonra otoduramda bir haftalık eğitim aldık. Sonra Mars'a başladık. Mars'ın çok güzel olanakları vardı. Yatılı olarak
kalabiliyorsunuz. Oranın yemeğinden değerlenebiliyorsunuz. Ondan sonra diyorum. Ya sizi şoför edene kadar etinizden sütünü faydalanarak siz faydalanabiliyorsunuz firmanın. Gerçekten minnet borçluyum. Ondan sonra ama bittikten sonra mesela siz, onlar sizin etinizden, sütünüzden, kemiğinizden, iyiliğinizden faydalanıyorlar değil mi? İşler sonra tersine dönüyor. Tersine dönüyor yani bu bütün söylemeyeyim ama birçok lojistik firması veya transport firması Türkiye'de, Avrupa için de geçerli yani şu anda bende de geçerli münevver yani. Evet. Ben de bir şekilde yoruyorum bazen yani. Sen de öyle bir patronsun bu arada. Operasyonuna şikayet ediyorum ama geliriz o konuya. Neyse. biz junior, arkadaşlar. Oğlum biz junior transport firmasıyız. Biz iki tane iş tane. Transportla alakalı fikrimi ekstra dahil edeceğim sonradan. Derken öyle oranın bir rampa birimi var. Rampada şoför olan abilerimiz var. Yıllarca bu işi yapmış abilerimiz. Orada eğitmen olarak devam ediyorlar. Gelen öğrencileri gruplar halinde Martaş diye bir alanımız var. Orada manevra gelişimine yardımcı oluyorlar. Yani orada tam sürüş olarak... Size rampacılığı öğretiyorlar. Yani araba geri nasıl yanaştırırsınız? Aynen manevra. Çünkü bu iş ya sürücülüğünü bir şekilde yaparsın. Hani arabanın arka dorsesine falan filan belki de bir müddet alışırsın yola çıktığın zaman ama manevra gerçekten çok kafa karıştıran bir şey. Bu benim açımdan böyle bir şey. Yani benim becerimle alakalı bir şey. Ben asıl derken bir haftalık öyle bir eğitim alıyorsunuz. Hala mı olmadığınızı hissediyorsunuz? Rampada devam ediyorsunuz. Size kısa kısa görevler veriyorlar. Örneğin muayenelere gönderiyorlar. Dorsey ile birlikte. Başta yancı olarak gidiyorsunuz. Arkadaşınızla beraber, yanınızda bir pilerle beraber. Ondan sonra yalnız çıkmaya başlıyorsunuz. Orada cesaretinizi yeniyorsunuz. Hani İstanbul koşulları da araba kullanmış oluyorsunuz. 10 kilometrelik de olsa, 20 kilometrelik de olsa öyle. Sonra bir sonraki seviye ise ithalat, ihracat. İstanbul içinde boşaltma ya da yükleme işlerine gönderiyorlar. Yüklü dorseyle beraber. Ya Mars'ın şimdi çalışma sistemiyle alakalı tabii ki bu başka firmalar için de farklı alanlar olur. Bu şimdi şöyle kısacası yani sizi sıfırdan alıyorlar. Akademiden sonra kendi alanının içerisinde eğitiyorlar. Eğittikten sonra da uygun görürlerse size bir tane tır verip hadi bismillah deyip sizi yola gönderiyorlar. İşte etinizden, oradan sütünüzden faydalanma kısmı orada stat vermeye başlıyor. Aynen. Sen rampada kaldın ama tercihin rampa oldu. Dedi ki ben iyice sağ içinde çalışayım. Sağ içinde çalıştıktan sonra iyice öğreneyim. Gerek kalan zaten abim bana her türlü öğretir dedin. Ve... Aynen öyle. Biraz ondan, yani neyse öyle düşünelim. Öyleydi gerçekten de. Velhasıl ben rampada devam etmek istedim. Rampa birimini seviyordum ekip olarak. Mükemmel insanlar burada. Murat abi, Celil abi, Bilal abi, diğer ekip arkadaşlarım benim için harika insanlardı. Şey oldu mu? Kendi bilgi ve deneyimlerini sonuna kadar paylaştılar ve müthiş sabırlardı. O anlamda gerçekten çok faydasını gördüm. Yani. Şey o, peki yani ilk o akademide bindiğin tır ve o yanaşmadan sonra daha sonra mesela bir ay sonra yavaş yavaş Mars'ın içerisinde, Lostik'in içerisinde rampalara girip çıkma arasında fark oluşmaya başladın mı? Bunu hemen anladın mı sen? Ben bunu hemen şöyle anlayamadım. Çünkü eğitim verirlerken bence o biraz da insanın beceri, algı becerisine göre değişen bir şey abi. Mesela ben şey yapıyordum. Bana gel, sağ yap, sağ yap, şimdi sol, topla altına gir, yanaş falan. Bu böyle çok tekrara bağladı ve ben hiç gelişim sağlayamıyordum. Hiç olmadı. Şunu yaptım, dedim ki alacağım çekeceği, dorseyi de takacağım. Martaş'ta hafta sonları güvenlik olmadığı için biz gidip orada görev yapıyoruz. Evet, deponun birinde. Aynen, deponun birinde görevi yaptığımız bir alan. Kocaman bir sağ alanı var ve dorselerimiz var orada. Şunu yapacağım dedim, aldım orada bir dorseyi taktım. Akşama kadar manevra çalıştım. Manevra çalıştım. İndim, baktım ne kadar mesafedeyim. Şu manevrayı yapınca şuradan mı dönünce şu oluyor. Yani onun matematiği, çünkü bir matematik var. O belli bir zamandan sonra otokontrole dönüyor zaten. Hani kafanda oturması için zamana ihtiyacım oluyor. O tekrardan bana bir faydası olmadı ama ben bu böyle bir alan yaratınca kendim için eğitim alanı müthiş derecede faydası oldu. Hafta sonları gidiyordum. Takıyordum dorsimi. Geri manevralarımı yapıyordum. Çünkü şöyle düşünüyordum. -2, -1 gerideyim ben. İleri gitmem gerekiyor. Bir an önce öğrenmem gerekiyor bu işi diye. Derken öğrendim. Çok faydası oldu. Öğrendim. Rampada devam ettim. Manevralarım falan çok iyiydi orada. O zaman şöyle cesaretlenebilir miyiz? Mesela bazı arkadaşlar acaba yapabilir miyim? Ya ben kullanabilir miyim? Diğer arkadaşlar güzel ya, bir örneksin. Yani hiç tırı, bırak tırı taksi örneğin kullanmayan bir insanken evet, bir noktadan sonra belli bir dönemden sonra tabii kendi çabalarınla abi tır kullanabilebilme seviyesine ulaştın. Yani o yüzden hatta siz de hatta şey yani bir rampalarda sürekli kala kaç ay değil mi? 3-4 ay, 5 ay kalaya kalıp sonra gelen yeni acemi arkadaşlara sen eğitim vermeye başladın değil mi?
Evet ama sadece manevra konusunda gelişim sağlayabiliyorduk zaten. Ya neyse ne işte, bir tavuz olmaya gerek yok, bir şey giderdik yok, yani. Yok değil ama değil yani, hani gerçekten öyle, ben çok manevra konusunda destek olabiliyordum ve kendi becerime göre. Mesela yanıma bilen öğrenciye ben sağ ya da sol yap demiyordum, veriyordum, bunu kendin çöz diyordum mesela, alıyordum manevrayı. Çöz, gel kendine. Çapçak olursam dur diyeceğim diyordum sana. Ama ondan sonrasını sana bırakıyorum. Yani işte orada öğrendin bir şekilde manevra ama trafiği öğrenmedin. Sonra evet. Avrupa süreçlerin başladı. Derken Avrupa süreçlerin başladı. Tamam, burada ben burada devreye girdim. Yani şirketimin şimdi nasıl oldu, nasıl bitti diye getirirsek olayı. Şirketimin olmasına sebep çalışma müsaadesiyle alakalı başvuruları buldu. Çünkü evrakları tamdı. Artı sürücüydü. Aktif sürücü olduğu için de sigorta geçmişinin olması gerekiyor. Sigorta geçmişi falan filan olduğu için de orada başvurularını yaptım. Çalışma müsaadesini aldım. Daha sonraki süreçlerde geri kalan diğer evrakları da şu anda halihazırda daha olması gereken evrakları da hallediyoruz şu anda. Ve buraya kadar Münevver kardeşimizi Avrupa yollarına getirdik. Trafik deneyimini burada yaptın değil mi sen? Evet. Çünkü Türkiye'de trafik deneyimi yok, sen hep bir rampa çalışıyordun. Aynen öyle. Peki şimdi mesela durum nedir? Mesela Avrupa'ya, Avrupa'dasın yani. Yani şu an Türkiye'yi kıyaslamak değil de yani oradaki durumla buradaki durumu biraz daha değerlendirsene. Şöyle bir kıyas yapabilir. Şimdi orada iyi kötü tam rampadaydım ama en kötü 10 kilometrelik yol mesafelerine bazen boşaltma adresine falan girebiliyordum. Yani orada da 15-20 kilometre yollara gidiyordun geliyordun. Tabii. Girebiliyorduk. Kesinlikle kötüymüş. Yani şöyle bakın, hani kadın sürücülerle alakalı şöyle bir eleştiri yapabiliyorsunuz. İşte kadınlar trafikte olmuyor. Çünkü seni trafikte öğrendiği ahlaklı kadın bilmiyor. Kadın kuralcı olmaya çalışıyor. Hız sınırı neyse onunla hareket etmiyor. Tabelalara dikkat etmeye çalışıyor. Avrupa'da bu anlamda bence kadınların gelip Avrupa'da çalışması gerekebilir. Yani gerekmeli. Bence öyle. Ben öyle düşünüyorum. Burada çünkü erkeğin de kadının öğreneceği kuralları kaydaya göre hareket etmek durumunda. Sence öyle değil mi abi o fark? Öyle bir şey değil mi? Yani burada erkeğe özel bir trafik kültürü ya da kadına özel bir trafik kültürü yok. Veya tır şoförü... Yani kadın trafikte çok kötü bilmem ne falan. Kadın kuralcı olmaya çalışıyor. Kadın bilmiyor seni yol kuralı şeyine, ahlakını. İstanbul'da ayrı bir trafik kültürü, yani bir işte Kocaeli'nde ayrı, Ankara'da ayrı, İzmir'de ayrı. Herkes kendine aynen göre bir trafik öyle bir kültürü oluşturmuş. Ona herkes ona göre uyum sağlıyor. Aynen. Ama burada o yok. Burada ortak bir trafik kültürü var. Burada erkeği de kadına da aynı şekilde. Ülkeler arası da aynı yani. Ülkeler içinde de Belçika'da da aynı kültür var. Yani aynı trafik kültürü. Evet. Yani bu çok perfektler, adamlar süper çağdaşlar, şöyle demiyoruz yani. Bütün kurallara, sürücü kursunda öğrendikleri kurallara adamlar bir şekilde biat ediyorlar. %80-90 diyelim. Tabii ki 90. Arada bazılarını tabii ki şey yapacağız. Ama yani çoğu uyduğu için sen de burada araç rahat kullanabiliyorsun değil mi? Çok rahat. Ya yani o anlamda çok büyük, müthiş kolaylık sağladı. Avrupa'da yani bu konuda çok rahatsın yani. Kesinlikle. Acemi olmana rağmen bak şu anda mesela Belçika'dasın. Gidiyorsun Hollanda'ya, Hollanda'dan Almanya'ya geçiyorsun falan, böyle rahatlıkla burada araç kullanabiliyorsun acemi olduğu için. Aynen. Acemi olduğun halde. Aynen. Acemi olduğum halde gerçekten. Ya şöyle bir yol, bir işte trafik kuralı oluşturmuşlar. Ne var biliyor musun? Şoförün konforunu ve güvenliğini sağlamışlar. Güvenliğini artı konforunu. Gerçekten ama konforunu sağlamışlar yani. Yani aptal olan adam gelip buradaki yol kuralı kaydı biliyorsa kaza yapma olanağı neredeyse sıfır. Peki bu işe girdiğine pişman mısın? Pişman değilim. Pişman değilim. Bak şöyle söyleyeyim. Avrupa'ya çıkabilmem için güzel bir seçenek. Ama tır bence zor bir sektör. Gerçekten abi zor bir sektör yani. Bence mazoşistlerin tercih ettiği. Şöyle iyi sevenler var ya. Öyle yani. Aksiliği bitmiyor. Sorunu bitmiyor. Stresleniyorsun. Genel olarak hep streslisin yani. Yüklemesi ayrı, boşaltması ayrı. Tente ile dorse kullanıyorsan tanteyle, çıtasıyla uğraşmak ayrı, ayrı bir efor harcıyorsun. Frigo kullanıyorsan ayrı. Ama şimdi şöyle bir şey düşündüm. Yani tamam, bunu tır şoförü olarak değerlendirebiliriz. Evet, yoldasın, bu araçtan sorumlusun ve bunun sağlıklı bir şekilde A noktası B noktasına götürmeyle mükellefsin. Okey, ben buna tamamım. Ama şimdi normal şartlarda ofiste olsan bir bilgisayardan sorumlu ve onu yapman gereken bir işten sorumlu olacaktın. Onu da iyi bir şekilde yapmaya gerekecektin. Yani patrona, mükellefine sorumluluğunu yerine getirecektin. Ya da markette çalışan bir kasiyer de olabilirdin veya reyon dizen bir insan da olur. Yani aslında baktığı zaman bir iş mantığıyla baktığı zaman buna bir işi iyi yapabilme anlamında. Zaten ne kadar yani ne kadar ama bir sen, donanım var sen şuna, ortaya koyuyorum zaten. Sen yani biraz şuna galiba şey yapıyorsun. Burada atıyorum bir ofiste çalışan kişiyle
Reon dizel markette çalışan bir kişiyle ya da bir güvenlik, otoparkta bir güvenlik olan bir kişiyle ya da ne bileyim torna tespiti olan bir kişiye, yani herkesi şey yapma, herkesi kendine göre bir zorluğu muhakkak var ama buradaki sorumluluğun daha çok diyorsun, daha çok... Zor, mesela kazara yanlış bir yola girdin. O müthiş bir stres yapan bir şey. Bir giriyorsun, kasabanın içindesin. Yaşadık bunları zaten abi. Daha dün yaşadık. Ya. Müthiş bir stres yani. Hani gerçekten benim minnoş kalbim buna yerde alışık değil abi. Siz seversiniz ayrı bir şey ama. Yani. Yani Avrupa'daki tabii zorluklardan bir tanesi budur. Yani dilini dişini bilmediğin bir ülkede nerede bir de navigasyonu çok iyi kullanamıyorsan, haritaya çok hakim değilsen, tıra hadi %50 hakimsen, bir köylü kasabalık yere girdiğin zaman tır girmeyecek yerlere, üst geçitlere, alt köprülere falan filan girecek yerlerde abi psikolojin bayağı bir bozuluyor. İnsan çok zorluk yaşıyor burada. Bu da işin ayrı bir zorlukları ya da bu arabadan sorumlusun. Kendine sorumlu olduğu kadar başka insanlardan da sorumlusun. Doğru mu? Evet. Mesela şimdi sen burada sağlıklı bir şekilde araba kullanman gerekiyor ki yanına geçen taksi de sağlıklı bir şekilde evine varabilsin. Aynen. Senin yapacağın bir hatadan sebep o kişinin hayatına veya o kişinin bundan sonraki sürdürebileceği hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesine sebep teşkil ediyorsun ya şu direksiyon başında. Doğru mu? Aynen. Yani bütün her yerden sorumlusun. Bu işin tabii ki sorumlulukları var. Yani zorluğu kadar bence sorumlulukları ağır. Sorumlulukları ağır. Bunun da ciddiyeti işte bu sorumluluk sevmeyen insanlar bu işi yapmasınlar. Çünkü ciddiye alsınlar bu işi. Bu iş ben çok ciddi alıyorum abi. Tamam, senden bahsetmiyorum. Evet. Sorumluluğu ben yapabilirim, kaldırabilirim. Ben çünkü bunu gerçekten biraz bu konuda zor bir iş. Ama bunun dışında ben de sana şöyle bir hatta şöyle içine biraz su serpeyim. İleride daha ileride, peki bir sene sonra seninle bir video yapmaya kalkarsak şu an konuştuğun biraz daha farklı düşünebilirsin. Yani çünkü bu bir refleks meselesi. Beyin bunu artık refleksliyor. Senin ne yapman gerektiği konusunda. Çünkü sen şu an bütün algılarını arabaya yükleniyorsun. İşe yükleniyorsun, trafiğe yükleniyorsun, etrafa yükleniyorsun. Bütün beynin ve göz algıların hepsi oranın üzerinde ve çok yoruluyorsun bedenen, beynen. Yıl, kaçıncı, üçüncü ayda mı başladın? Evet. Toplasak ne kadar süre oldu? Diyelim ki 10 ay. Yani ya hayır bundan sonraki süreç var ama daha bu kademe kademe gidiyor ama bir sene sonra bambaşka olacak. Yani artık beyin refleks hale getirdiği zaman bilmiyorum, sen kendine yolda kendine biraz daha zaman ayırabileceksin, tamam mı? Onu kafana takma, ben sana onun garantisini verebilirim. Başka da bir şey yani öyle, benim en azından gelişim sürecim öyle oldu. Avrupa'ya da gelince artı burada yol ve kural kaydı öğrenmek zorunda kaldım. Benim için hepsi aşama aşama. Yani level 1 falan diye. Ya şeyler de çok konuşabilirler. Hani bazı derler böyle işkembeden konuşmak kolay tabii. Ya abim var orada sana her şeyi öğretiyor da. Ya ama yok alakası yok. Bunu ben şöyle söyleyeyim. Bazı durumlarda şey yapıyorum hatta böyle hani birini böyle bir mantık var ya suya atarsın yüzmeyi öğrensin diye. Oturup saatlerce ya bak şöyle kulaç atarsan suyun üstüne böyle kalırsın. Böyle atıp suyun üstüne hadi ya yüzebiliyorsan yüzemezsen boğul misali bazen münevere bunları yapıyorum. Git diyorum Münever ya. Git. Uç. Uç kızım diyorum yani. Uç. Ne yapıyorsan yap Münever. Kapatıyorum telefonu. Münever ne yapıyorsan yap. Yani bu iş içinde nasıl sürüyorsan sen bilirsin yavrum ben. Bazen açık söyleyeyim yani acımasız davranmak zorunda kalıyorum. Çünkü bu sorumluluğu, ciddiyetini kendi çünkü yaşadıkça çözecek bu meseleleri. Çünkü benim sürekli böyle yaparsan böyle olur. Şöyle yaparsan böyle olur dersen sürekli yok, o... Çok akılda kalır olmuyor. Benim açımdan öyle. Ben evet az önce güzel bir örnek verdin ya. Dedin ya ya baktım millet bana işte altına gir. Yok geri gel böyle sol yap. Ama sen ne yaptın? Pazar günleri aldın tırı. Yatmak yerine gittin o tırı dört sesini taktın. Gittin boş alanda kendin tecrübe ederek hatalarınla doğrularınla ortak bir analiz yaparak kendini yine bir çözmeye başladın. Yine kendi sürüşünü kendin çözdün yani. Bunun gibi bir şey. Ben de burada bunu sana sağlıyorum. Peki buradaki en büyük zorlukların bir tanesi ne? Dil mesela büyük faktör mü? Dil bence müthiş. Avrupa'ya gelecek, Avrupa'da çalışmak isteyen, hayalini kurmak isteyen arkadaşlara bakın. Kesinlikle en azından gelmeden önce ya bir A1 seviyesi yani ben kimim diyebilecek ya da ben nereye geldim diyebilecek seviyede ne yapmam gerekiyor diyebilecek seviyede küçük de olsa bir İngilizce öğrenmek çok önemli ama şimdi diyeceksin ki sen şimdi senin tezini çürütelim hemen ver kardeş. Sen İngiltere'ye gittiğinde yes no yapıyordun anasını satayım sen İngiltere'yle çalışıyordun o nasıl olacak? Bu da biraz kişilikle karakter yani şeyle alakalı bir yapı bu. Ya şimdi, ama sen şunu demiyorsun ki abi gelmeyin demiyorsun.
altyapı oluştursun. Burada sizin için hayat biraz daha kolay olabilir. Evet. Evet, 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 ben gelmeyi demiyorum sana. Hiç kimseye yani, gelmeyi demiyorum asla. Abi, hayır, hayır, hayır. Ya, bana ne yani? Ben onu söyleyecek yetkiye sahip değilim. Ben Merkel'in oğlu değilim ya da ne bileyim buradakinin başkanı. Bana ne? Burada da yani, senin gibi, dediğin gibi alttan yesdemoyla başlayıp böyle gelişim sağlayabilirler. Burada da yapabilirler ama tabii ki öğrenirlerse 3-5 bir şey. Ama tecrübeli birilerinin bir şey söylüyor. Yani mesela sen şimdi firmaya gittin dün. Örnek sen bir tane işlem hadi. Dün mesela bir firmaya gitti. Hatta önceki gün. Aldi marketler zinciri var. Aynı bizim BİM A101 gibi. Oraya bir mal boşaltacak değil mi? Ne var kardeşimiz? Ne gibi zorluk yaşadın? Ne gibi zorluk yaşadım? Bana kimse ayakkabı ve gelek zorunluluğu olduğundan bahsetmedi. Bu kimse dediği kişi de bu arabadan sorumlu olan patronumuz veya yetkili arkadaşımız bana ayakkabı. Ama biz şöyle ben hesap ettim. Bak şu an biz DAF'tayız ama sen Münevver bu arada Scania'yı kullanıyor. Bir ara böyle Münevver bir DAF'tan bir Scania'ya, bir Scania'dan bir DAF'a geçtin. Evet. Doğru mu o süreç? Evet. O süreçte ayakkabıları ve yeleği DAF'ta kaldı. Ben de bunu hesap edemiyorum çünkü artık ben de kendi işimi yaptım biliyorsunuz. Ben de kendi işimle alakalı çalışmalar yapıyorum. Ben ayakkabı orada mı kaldı, burada mı kaldı hiç açıkçası bilmiyordum. Münevver de buna dikkat etmedi. Çünkü her araba geçtiğinde bütün malzemeleri alıp geçmesi gerekiyordu. Bilmiyordu kızcağız da. Sen ayakkabı ve yeleği olmadan Aldi'ye gitmiş. Depolarına yük boşaltacak. Sonra dil de yok. Ya, dil de olmadığı için Translate'le. Translate sizin kardeşiniz oluyor bu arada. Yani bir telefondaki çeviri, Google çeviri. Oraya gidip derdinizi anlattın. Ne dediler? Diyorum, kalk bana nao nao diyor. Nao nao. Yardımcı olamıyoruz dediler. Aynen öyle. Sonra gittim, o ara, yani bak işin sitesinden bahsediyorum. Bak yaşadığım şeyi anlatayım. O ara işte abim hemen haritadan baktı, yakın bir tır parkı, şey tır shop var mıdır falan filan diye. Yakın bir tır shop varmış. Bir gittim, yani tırcılıkla alakalı en ufak bir teçhizat bile yok. Yeleği bile bulamadım orada yani. Yani ayakkabıyı, ondan sonra geziyorsun benzinliklerine, alabilir miyim, alamaz mıyım? Bu arada firma saat 2'de kapanacak. Senin bu yükü boşaltman gerekiyor. Ama sonra geri geliyorsun, bir daha rica minnet yalvarıyorsun. Lütfen ayakkabılar diyorsun. Sonra gidiyorsun tır şoförlerinden istesen mi? Bir tane tır şoföründen rica et bir ayakkabıları kullanabilir miyim? Benim bu yükü boşaltmam gerekiyor dediğinde bunu da bazıları evet ve bazıları hiç umursamıyor. Çünkü bu yabancı bir memleketesin. Ya şunu demeye çalışıyorum. Biraz yalnızlık ve burada çaresizliğin içerisine giriyorsunuz. Evet. Tek başınıza olduğunuz. Çünkü Türkiye'de olsa ya baba oğlu şunu bir halledelim diyelim. Ya anladın mı? Hani ya da bir ortak noktada biriyle buluşuyorsunuz. Ya baba oğlu bunu halledelim diyorsunuz. Ama burada oy olmuyor. Yalnızsınız. Şey gibi düşün. İşte bir ormanın içindesin. Kuşlar, ağaçlar var. Her şey konuşuyor. Ama hiçbir şey anlamıyorsun. Değil mi? Sen orada tanım olarak yalnızsın. Yani senin insan olman da bile büyük bir ayrıcalık sunuyor sana. Ya, evet. Sen de o sadece bir canlı olarak ormanda duruyorsun değil mi? Şu anda buradaki pozisyon bu. Yalnızsın ama tanımın yalnızsın yani. Bitti. Yalnızın orada kendin meselelerini kendin çözmek durumundasın. Allah telefona cevap vermesin. O transit mıraset olmazsa zaten ne yapacağım bilmiyorum. Peki şunu hiç düşünüyor musun? Eski abiler, o hani şimdi mesela bu yeni genç TikTokçu arkadaşlara kızıyorlar ya mesela oğlan siz de arabamı kullanıyorsunuz, almışsınız otomatik bir tane araba, biz neler çekiyorduk. Evet, aslında haklılar. Kendini ifade edemiyorlar. Haklılar. Keşke bir tane böyle eskilerden, o böyle o eski haritacılardan, o eski keşke abilerden haklılar. Birisi böyle YouTuber olsa da evet. Bu yeni arkadaşlar onların o çilelerini, dertlerini anlayabilseler. Şimdi birçoğu arkadaş böyle hemen daha bismillah evet. Otomatik bir araba hemen tık tık 2 dakika navigasyonu kuruyor adrese. Zaten kendisinin yapması gereken şu anda. Bak şu an Münevver mesela takip ettiyseniz şu anda ne vitesle uğraştı, ne haritayla uğraştı, ben neredeyimle uğraştı. Önünde navigasyonuna bakıyor. Arabası otomatik, vitesi kendi değiştiriyor. Tempomata bağlamış, frenlemeyi önündeki arabayla yakınlaşmayı mesafesi kendi ayarlamış. 50-60 metreyi ayarlamış kendisi. Hiç ayarı gaza frene basmadan araba kendi kendine gidiyor. Tek yapması gereken dikkatli bir şekilde önüne bakmak. Doğru mu? Direksiyonu güzel tutabilmek. Eskiden bunlar yoktu. Şimdi bu konuya nereden geliyoruz? Bu abiler kızıyorlar işte. Diyorlar ki ya bakın biz navigasyon yok değil. Bir tane kitapçığımız var böyle Meydan Larus gibi. Açıyorduk orada ülke ülke hangi nasyonel yoldan gidip biz mesela akşamleyin yatmadan önce sabah yola çıkmadan önce oturup bir saat yol çalışması yapardı. Harita çalışması yaparlardı. Çok zor şartlarda çalıştılar onlar. Bir de onları düşünmeler. Evet. Onlar için bir dakikalık saygı duruşu yapabiliriz. Yok ama gerçekten öyle. Şunu daha iyi anlayabiliyorsun değil mi? Gerçekten helal olsun. Ve şuna da değinmek istiyorum. Mesela bundan 10 yıl, 15 yıl kadınlarla alakalı olan kısmı geleceğim ben. 15 yıl önce başlayan kadınlarımız var. Türkiye'de çok yadırganıyormuş. Yadırganıyormuş, çok zorluklar atlatmışlar. O zaman dediğim gibi teknoloji yok, navigasyon da yok. Onlar da o koşullarla zaten bu işi yapmışlar. Ben onlara karşı hani saygım gerçekten sonsuz. Ama şimdi bazıları da böyle öfkeleniyor falan ama yani
bu dönemde, şu çağda benim için bu olanaklar varsa ben bundan niye faydalanayım? Senin gibi haritama açıp bakmam gerekiyor. Evet. Hayır. Yani değil. O zaman ben de şu anki duruma, şu mevcut duruma en iyi şekilde yapabilecek seviyeye kendimi çıkarmam gerek değil mi? Tamam, doğru. O zaman da gelişecek bir şey. Tek anda oturup haritanın tamamını ezberlemek anlamsız. Zaten diyorum ya, sıfırdan başlıyorsun. Tır öğrenmeye çalışıyorsun, yol öğrenmeye çalışıyorsun, işi öğrenmeye çalışıyorsun, koşulları öğrenmeye çalışıyorsun. Git gel falan yaparak bu zamanla kafana oturacak bir şey olacak zaten yani. Önceden buradan gidiyordum. Aa, hatırlıyorum. Mesela ben buraya başladığımda yani tamamen navigasyona bakarken şimdi iyi kötü alıştım artık yani, aşina olabiliyorum yerlere. Abi olayın özeti şu, kendinizi tamamen zamana bırakın. O zaman zarfında da kesinlikle en düşük seviyede zarar vererek bunu ona göre ayarlayıp sadece zamana bırakın. Zaman, 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 inanın her şeyin ilacı. Kimi için 1 yıl, kimi için 5 ay, kimi için 2 yıl, kimi için 1 ay. Ama bu kişiye göre değişiyor ve bir bu zaman sonunda kesinlikle bu işi iyi bir şekilde yapabileceğinize ben inanıyorum. Münevver'de bunu görebiliyoruz. Değil mi kardeşim? Öyle mi sence? Değerlendirme yaparsak öyle, çünkü ben şimdi seninle geçen sene ehliyet alma süreçlerinde araba taksi öğretmeye çalışırken neler yaşadığını ben biliyorum. Bir de o araba biliyor. Şu anda bak koca tırda arkanda Dorse, Almanya'dan şey, Belçika'ya doğru araç kullanıyorsun. Babeki bu benle her yol mübahtır. Ya bu tabii ki öyledir de şöyle mesela bu arada beraberiz ama ben mesela Münevver şu an tek başına çalışıyor. Hatta senin o kupayı kaldırma. Ya işte her şeyin bir, burada bir ilkleri var. Bu ilkleri yaşarken de bayağı cabalıyor. Yani ne derler? Şey oluyorsun. Bocalıyorsun. Cabalama ne gibi? Bocalıyorsun. Olacak olacak. Her şey olabilir arkadaşlar. O yüzden kafanıza takmayın ya. Yapabiliyorsanız yapın. Deneyin en yani azından. Dediğim gibi kadınlar da yapabilir. Yani kadınla erkek arasında çok bir fark yok. Dediğim gibi yani bir erkek tek koluyla dorsal kolu çevirirken kadın iki koluyla çevirir. Yapar mı? Yine yapar. Anladın mı? Yapar yani neticesinde. Bu tamamen işin ne kadar istiyor olmana bağlı olarak. Ben de tamamen istemek lazım. Kadınlar için söylüyorsun yani bunu. Evet. Ama bayağı çoğaldılar ha. Kadın sayımız çoğaldı ya. Vallahi. Ama şey de oluyor be. Çatır yapıyor. Kanka bir de şey oluyor ya, fark ettin mi? Ben şunu da hissetmeye başlıyorum. Bazı bayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Yani böyle TikTok'larda falan diyor ve çok görüyorum yanlarını. Devam da etsinler, oluyor, güzeldi. Ben her zaman daha kendi eski videolarımda da bahsediyorum. Bak bu kadar Avrupa'da bu kadar bayan şoför varken ben Türkiye yollarında da bunu görmek istiyorum. Lütfen bunun için bir ön ayak olacak bir firma olsaydı ne güzel olurdu falan diye düşünürken oldu, oluyor da şu anda örnek karşınızda. Ama sen de şunu fark edin, bayağı kendi onların grubunda takıldığın, onlarla berabersin. Ben şunu fark ediyorum, biraz fazla feminel takılıyorlar. Aslında yani belki de toplumun, erkeklerin ya da ne bileyim işte oradaki bu mesleği yıllardır yapan insanların veya trafikteki işte bu mesleği değil, taksi kullanan insanların onlara o baskıyı yapması gerekirken sanki o baskıyı biraz kendi kendilerine yapıyorlar gibi hissediyorum. Böyle bir ya, yani mesela karşılaştık. O siyah örnek vermek gerekirse yıllardır mesela bir sömürü içinde dünyanın genelinde bir sömürü düzeni içerisinde olan mesela siyahiler. Değil mi? Mesela değil mi? Adamlar ya otobüste binerken ayakta durmak zorundalarmış. Ya düşün, o koltukların hepsi boş ve onlar ayakta kalmak zorunda kalıyorlarmış. Mesela Amerika öyle yapmış yıllarca. Veya İngiltere. Bunlara köle gibi, örnek veriyorum, köle gibi davranmışlar. Ama şimdi mesela şu anda adamlar başbakan, ülke başkanı, koskoca Amerika başkanlığını yaptı. Siyahilerle beyazlar arasında hiçbir fark yokken şu an siyahiler o durumu kullanıyorlar. Yine kurban psikolojisindeler değil mi? Kurban, sürekli o kurban psikolojisini mesela böyle kullanıyorlar. Ben bunu bayan şoförlerde biraz hissetmeye başladım. Sanki böyle ya, ayrım yokken ya da o baskı yok. Bak çok dürüst olabilirim. %99'u destekleyici yorum yaptı. Erkeklerin hepsinde ben, abilerim, kardeşlerim. Değil mi? Hepsi destekleyici yorumlar yaptı. Gerçekten öyle. Senin burada ne işin var, bu işi niye yapıyorsun, biliyorum ne falan. Kurs belki böyle bir çıkış yaptı. Bak hatırladığım gibi 3-5 tane bir şey var. Genel olarak destekliyorlar. Gerçekten destekliyorlar. İşte şeyi görüyorum, böyle feminen mi yapıyor? Biz kadınlar güçlüyüz, yaparız, çok yaparız bir yer. Yaparsın tabii ki de, istiyorsan tabii ki de yapacaksın. Yani. Bir de şeyi yani, bir kere sanki aslında o şeyi kullanmaya çalışıyor. Hani buradaki o ayrımcılığı, negatif ayrımcılığı... Ama ayrımı kendisini aslında kendi yapıyor. Aslında ayrımcılığı kendi yapıyor. Kimse demiyor ki sen bir bayansın, yapamazsın demiyor aslında. Ama kendisi şöyle yapıyor. Ben kadınım, ben kadınım. Bunu başarabilirim tabii ki. İyi de biz sana başaramasın demiyoruz ki. Sen bu ayrımı sen kendi kendine yapıyorsun. Evet. Mesela ben burada geliyorum, eksi 25
derecelik bir depoda, -25 derecelik bir depoda ben burada mal yanındaydım. Boşak yanındaki rampada küçücük bir kızla, benim bir tır şoförü olan bir kızla böyle geliyor. Kimse demiyor ki burası -25, sen bir bayansın, boşver sen girme, sen orada. Hayır, acımıyor adam, erkek yapıyorsa kadın yapıyor. Biri bunu düşünmüyor bir adam. Lütfen diyor, gidin diyor 28 numaralı rampaya diyor, malınızı boşaltın diyor. Ama pozitif ayrım yapılıyor kadınlara, çok yapılıyor abi, bildiğin gibi. Pozitif ayrım yapılıyor mu? Ya şimdi biz Türk halkı olarak... Bizi tırla, borsa ile manuel olarak karşı şeride geçirdiler, düşün. Manuel, nasıl manuel lan? Resmen 20 kişi, 50 kişi arabayı kaldırıp bir yerinden çevirirler mi? Şöyle oldu, şimdi imaneye gidiyoruz, daha yeni başladık falan. Yanımdaki kız sürüyor, aslı şoför var, ben yancı olarak gidiyorum falan. Muayeneye götürüyorsunuz tırı. Aynen, muayeneye götürdük ya da bir tır tamiri yapıldığı bir yerde. Neyse, çok önemli değil. Geniş bir yol vardı, böyle toprakta görünen bir alan vardı, zemin. Şöyle dedi, ben buradan dönerim dedi. Tabi bu ara çok acemisiniz ama o siz toprak misin? Görünen yer meğersem çamurmuş. Biz oraya battık mı? Yolu böyle paralel olarak kapattı. İki yönlü şerit. Gelip bir tanesi, hani genelde erkek olsa eminim Allah belanı vermez. Belki dayak, tekme, tokat, dayak yer. Değil mi? Abi yok, nasıl biliyor musun? Halat kopuyor, halat getiriyorlar. Halat kopuyor, halat getiriyorlar. Araba çıkarmak için. Arabayı biri Dorse'den çekiyor, yapıştırıyor bizi. Hangi yöne gideceksiniz diyorlar. Yani Fatih'in askerlerinin gemiyi böyle sırtlayıp çektiği gibi herkes diyorsun oturup yardım araba sever, tırı yardım sever kötü abilerimiz. Kötü niyetli bu arada, gerçekten kötü niyetli. Ama kadına... Kadını zayıf, hani orada öyle algı oluyor. Ya şey işte, ya bir bayan bu, bacımız yardımcı aynen olalım anlamında. O yardım edin, o mantık edin. Ama bu fark var yani, bu değil mi? Bu bak, kadınlar için ama bence de olması lazım. Bence asıl kadını bıraksalar yine çözer kadın meselesini. Genel olarak Türkiye'deki izlenim bence güzel şu anda. Bayanlar için yardımcı oluyorlar. Yani yolda kaldıklarında, bir problem gördüklerinde erkek şoförlerin sağdan gideceğini biliyorsun. Erkek şoförlerin yardımcı olduklarını görebiliyoruz. Sadece bu ayrımı en çok kendilerine yapanlar bence yine bayanlar. Buradaki bayanları aynen ötekileştirmiyorum. Sadece bayanlar lütfen şey yapmayın abi. Bak şunu söylüyorum. Mesela 15 yılda 20 yıl önce başlayan kadınların yaşadığı zorlukları ben anlayabiliyorum. O konuda hak veriyorum onlara. Gerçekten öyle hani. Yaşamışlardı bunu. Toplum tarafından yadırganmıştı. Ben mesela şunu yapmak istedim. Babamdan destek almak istedim mesela. Hatırlıyor musun abi? Evet. Destek almak istedim. Arif bu arada babam da tır şoförü olduğu için babamın yanına gidip ben biraz direksiyon öğreteyim. Ahlaki olarak uygun görmedi. O ahlaki oldu. Çünkü toplum kabul etmedi bunu, anladın mı? Toplum tarafından yadırganacağını düşündü. Hani bu algı vardı. Evet, yani bir bayanın tır şoförünün yanında gezmesi aynen acaba ne iş? Aynen öyle. Ya da direksiyon başında olmazsa ne iş? Evet, ya da bak onun güçlüğünü yaşamış olan kadınlarımız da vardı, mutlaka vardır yani. Ama şimdi bir... artık sizin gibi bayan şoförlerin olmasıyla da aa bir tır şoförü bayan da varmış diyebiliyorsun. Şimdi aynen, artık herkes ilk zamanlardan bu zaman cep telefonu sürekli çekip fotoğraf çeken arkadaşlar artık azalmaya başlayacaktı. Bu da bence güzel, pozitif yönlü bir durum bence. Çünkü her şeyde uzaylı görmüş gibi fotoğraf çekmek de yani... Aynen. Artık aa bir bayan, evet kullanabilir. Hayır, buradan eve gitmiyorsun. Aa senin arabaya devam ediyorsun. Devam benim arabayı taksi almaya gidiyorsun. Şeritten mi? Bundan sonra düm, düz abi. Dümdüz devam et, ben sana söyleyeceğim. Şimdi tek bir tokatla bağırışmaya. Oradan. Şimdi perde arkasında ben nasıl bir eğitmenim. Bir tane arkadaş demiş ki, abi keşke demiş kardeşine iş öğretirken, kardeşine iş öğretirken bize de hani o ara kamera açsan da biz de o ara bir şey öğretirken biz de bir şey belki de oradan bir şeyler kaparız muhabbet edin. Hani o sizin muhabbetinizde. Arkadaşlar onu görmek ister, sen de mi ne var? Onu görmek isterler mi? Yol ayrımına giriyoruz şeritte. Sağ diyecek, sağ şeride geri demiyor. Oradan falan. Yani ben arabayla şöyle. Yani zordu be. Zorsun abi gerçekten. Zor muyum ben? Zorsun. Ama ben aslında çok açıklayıcı ve çok ayrıntılı bence durumu anlatan bir kişi olarak kendimi görüyorum. Evet, burası sağ yol mu veriyor? Sen abi yol yoksa o köprüden aşağı mı uçacaksın? Yani devam et. Hiç yardımcı olmuyorsun. Yani sağ nereye? Sağ, az önce sağ verdin navigasyonda. Antwerp ben burası. Bu arada videonun... Dikkat et taksiye. Bu arada videonun ilk başında gördüğünüz kısım devam edemedim uykusuzluktan dostlar. Biz dün akşam Frankfurt haline gittik. Münevver'le beraber. Münevver buraları topluyor. Buradaki sebze meyveleri, birazcık da sebze meyveleri toplayıp Fenlo'ya götürüyor. Depolarımıza götürüp oradan geri kalan arkadaşlarımız diğer hallere ulaştırıyorlar ama dün biraz yoğunluk vardı ve ricada bulundular bize. Dediler ki ya arabalarımız yok. Siz devam edebilir misiniz Frankfurt'a?
Ben de çalışıyordum biliyorsunuz, ben de şu anda burası Antwerpen. Antwerpen limanında ben de konteyner işiyle uğraştığım için ben de o günün içinde çalıştım. Biraz erken çıktım. Münevver'e yetiştik. Sonra Münevver'le beraber gittik. Yükümüzü topladık. Ondan sonra da bastık gittik. Gece Frankfurt'a, hatta sabaha karşı. Ve çok uykusuzdum ve çok yorgundum. Çünkü 24 saati deviren bir abi uykusuzluğum vardı. Orada kamera çekerken falan böyle, hatta koltukta uyumuşum orada. Belki bir orada abiler beklediler ya. Ben orada beklerken abi şu çukur var, yapmalar gitti ya. Ya koskoca şu var ya, şu Belçika Antwerpen'in yeme yolları kadar nalet bir yol yok ya. Abi Hollanda yine canını seveyim Hollanda. Neyse. Abi böyle gece orada takıldık. Sabaha karşı geldik yorgun argın bergin. Burada sonra sabah yattık. Münevver'le kalktık şimdi. Benim taksi park etmiştim. Münevver gelip beni gece aldı. Şimdi gidip taksi alacağız. Oradan da gideceğiz eve. Bu arada bugün yılbaşından bir gün önceki gün. Cumartesi. Ben bugün montajı yapar. İnşallah yarın sabah pazara bu yayını, yani bu videoyu koyarım. Yarın sabah. Uykusuzum ama yapacak bir şey yok. Ben bunu uğraşacağım. Ve sabah yayında olacak size. Yeni yıl için, Münevver için umut dolu, uğraş dolu, güzel, heyecanlı. Hiç bitmeyecek bir akademik çileyle devam ederken, 2024'e girerken. Sol şerit mi? Sizler, sen soldan devam edeceksin. Sizler içinde inşallah çok güzel bir yıl olacaktır. İnşallah çok güzel bir, umut ettiğiniz bir yıl olacaktır. Benim için de inşallah umut dolu bir yıl olacak. Bu arada yeni yılınız kutlu olsun diyeceğim. Başka ne diyeyim ya? Çünkü videoyu çok uzatmaya gerek yok. Yani taksiye yakla. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Umut dolu yıllar olsun. Huzur. Olsun mutlu, mu? Sağlık, saadet, her şey olsun yani. Umut var mı? Türkiye için. Şimdi ne yapıyoruz minik? Gidiyoruz. Sen o bırak da, hadi taksiye giderken sen o şeyi nasıl kaldırdın? Dorseyi, hani kupayı kaldır dedim ya ben sana. Dur oğlum, dur. Dur oğlum, gel. Bir yana sunur ya. Adam bu ne bohtur benim başım? Ya Allah'ın kitabı ya. Allah. Ya dur. Delidir başımıza beladır. Ya biz onu seninle garajda bir kez yaptık ama yarım kaldırdık. Ben de diyorum ki son seviye ve leveli o. Yani böyle kendini salmadan önce değil mi? Evet. Böyle bir kaldırdık. Orada bir far ayarı falan yapmıştım. Ben de öyle zannediyorum. Böyle abandık, abandık, abandık. Sonra var ya o sesi duymanız gerekiyor. Bak evet, çatır, onun hiç çatır, açıklaması çatır. Yok. Böyle bir kendini boşluğa atıyor. Dedim ne oluyor? Ben de bir orada bir tutma girişim falan. Ama videoda tutmuşlar. Demek ki videonun tutması için doğru sesi duymanız gerekiyor. Oğlum sen nasıl bir tutuyorsun? Ama gerçekten aklım kaçtı. Gerçekten aklım gitti yani. Ben o esnada korktum. Buradan şimdi şu çizgiler, ama bak burada yerdeki çizgileri geçemiyorsun. İş başta tırtırlı çizgi olması gerekiyor. Ondan sonra sağ atacaksın kendini. Oraya için emniyet bir şekilde geçmek ama buraya için geçiş yok. Yani bu çizgilerin anlamına geliyor. Çizgiler tırtırlı olduğu andan itibaren kendini sağ atıyorsun. Bura gibi. Evet. Bakın böyle anlatıyorum ama Münevver Hanım diyor ki çok bağırıp çağırıyor musun? Güzel bir usiple, evet. Çok ne kadar şeysin abi. Münevver biz buradan dönemeyeceğiz. Ben yolun karşısında bence dörtlerimizi yakıp duracağız. O yüzden sen ilk sağdan gir. Ben karşıya geçip taksi alıp öyle geleyim. Biz tırla U yapamayız. Sen benim dediğimi yap şimdi. En sağdan döneceksin. Buradan değil ama yani. Tamam biraz yavaşlarsan. Buradan sağa girmiyorum değil mi? Sağ mı gireyim? Tabii. Buradan zaten ilk sağdan, hani biz akşam eve gidiyoruz ya ben şirketten gelip. Tamam. Bu yol. Yani beni dün aldığın yolun karşısından eve doğru gideceğiz. Sen dörtlerine yakar beklersin beni kenarda. Ben bir apar topar taksi alır. Ben de U dönüş yaparım çünkü tırla dönemeyiz biz orada. Burada tam sağ yapacaksın. Halbuki ben ne güzel işi anlatıyorum sana değil mi? Açıklayıcı, net. Kamera açısından ben şey yapacağım. Ben kamerayla çekeceğim seni. Şurada ol. Şurada ol. Agresif. Agresif. Gergin. Bak. Sinirli. Aksi. Nalet. Burada nerede duruyorum? Kardeşim burada sağda, sağa geç, sağa geç, sağa geç, sağa, sağa, sağa. En sağa yap, dörtlerini yak. Ha burada. Yap. Okay. Ben çünkü taksim hemen yolun karşısındaki alışveriş merkezinin orada. Aynen dörtlerini yaktın, durdun. Sen döneceğin için biraz fazla gitme evet. Bence. Evet. Ne var kardeşim? Dörtlerimizi yakalım. İlerleyen zamanlarda bu konular hakkında yine merak ettiğiniz sorular olursa Münevver kardeşimizle video çekmeye devam edeceğim birkaç. Çünkü artık beraberiz. Beraber olduğumuz için bazı videolarda ortak alanda bulunacağız. Yeni yılınız kutlu olsun. Herkese mutlu yıllar. Bu arada kendimi de fazla göstermedim.
perişanız yani. Diyorum ya sen dün ben 24-36 saattir dışarılardayız ve yollarda hep arabalar değil. İşte pis iş diyorum, anladın pis mı? Pis iş değil mi? Bu böyle. Yani öyle normal bir rutin yaşamın falan yok. Burada böyle olacak. Duş almadığın zamanların olacak. Evine gidemediğin zamanlar. Biri yazmıştı bana TikTok'tan. İşte bu işi yapmak istiyorum, ne düşünüyorsun? Baktım böyle profiline, kız spora falan gidiyor. Dedim ki şunu söyleyeyim, mesela normal rutin yaşamın devam etmeyecek. Örneğin spora gidiyorsun anladığım kadarıyla. Spora gidemeyeceksin mesela. Yani. Ha ödeme, doğru söylüyorsun falan. Ben bir daha üzerine geçeyim falan. Bir daha düşünelim dedi yani. Hani yani. Gerçekten rutin yaşamınız değişiyor, tamamen değişiyor. Yaşam koşulları. Gerçekten değişiyor yani, benim için öyle oldu. evrim diye çirmeye başlayayım, bir de oraya başlayayım. Ya biz şimdi böyle gülüyoruz ama hani perde arkasında dediğim gibi o kadar çok şeyler yaşanıyor ki ve onlar da şimdi aklımıza gelince ama belki bazı videolarda buna denk gelecek böyle yaşadıklarımız. Belki anlatırız da, aklımıza şu anda gelmiyor ama. Evet. Anlatacağız yani bazı komik mevzuları böyle. Bazen onları böyle kayıt altına almak istiyorum. Gerçekten öyle. Ben işin aslında arka planını görmeleri gerekiyor insanların. Ben ona inanıyorum. Ben de elime gelince onu yapmaya çalışıyorum. Mesela işte şeyden TikTok'ta yine şöyle bir yorum aldım. Mars'ın dorseleri kirli falan, hani genelde öyle oluyor yani. Hı. Ya da temiz araba. İnsan bari güzel bir şeyle şov yapar falan. Ya, şov mu? Ama şov değil ki, ben sana zaten işin kötü tarafından bozuk dorsiyle çalışıyorum mesela. Bozuk evet. Dorsiyi kapatmaya çalışıyorum. Onu görsen yani. Ne evet. Görmek istiyorsun? Ben sana her şeyin ideal tarafını gösterirsem sen büyük hayallerle gelmiş olursun. Evet, ondan sonra da ben nereye geldim? Hayal kırıklığı. Evet. Onu yaşayan insanlar da çoktu yani. Ben bu işi böyle bilmiyordum. Ama size bakınca cesaret alıyorum. Kadın yapıyorsa ben niye yapamayayım diyenler de var. Peki bizim gibi YouTuber'ların faydası yani oluyor mu size? Ben seni sadece takip etmişim. Ben çok faydası bu kadar pozitif ayrımcılık yapmayalım canım benim. Şimdi arkadaşlar var, 3-5 arkadaş var yani böyle kendine göre bu işleri yapan. Evet. Ama sen sadece beni takip ediyorsun ve like atıyorsun değil mi? Evet. Like atmayı unutmuyoruz. Evet. Uh-huh. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi de unutmayın videoyu. Yorum da yapmayı unutmayın. Varsa merak ettiğinizde sorabilirsiniz. Saygılar, sevgiler. Yeni yılınız tekrar 2024. Güzel geçsin sizin için. İnşallah hepimiz için, cümlemiz için. Saygılar, sevgiler.